dedim ki demek ki artık 40 yaş olgunluğunu yaşıyor Özlem Hanım. Herhalde evet. Nihayet. bu rock müziğin hani hiçbir kalıbı kabul etmeyen, o ayıp bu ayıp duygusundan insanı kurtaran yanını çok seviyordunuz siz. Evet. Peki bu olgunlaşmayla birlikte o ayıp duygusu da geri geldi mi? Yani geri geldi mi? Başta yoktu. Geldi mi size? Yani artık daha mı böyle ayıplara, kurallara dikkat eden bir Özlem Tekin var? Yok, edemiyorum. Yani mizacım öyle değil. Yani ne bileyim, orada öyle davranılır, burada böyle yapılır, hala yapamıyorum. Daha doğrusu öyle bir kısıtlama koymuyorum. Bazen çok tepki de alıyorum. Çok neşeli günümde bir programa katıldığım zaman çok... Belki programın formatı değişiyor, sorulacak sorular değişiyor falan filan. Aa falan, bıraksaydın da programı yapsalardı gibi bazen eleştiri de alıyorum ama bence içimden nasıl geliyorsa öyle davranmak hala en iyisi. Sohbetimize devam edeceğiz ama bir aramız var. Evet, ara vermemiz lazım. Bizden ayrılmayın, devam edeceğiz. Hanım, bir dönem siz kickbox da yapıyordunuz. Evet. 30 yaş üstü değil mi? Amerika'da sahnede aldınız. Epey bir ring aldı. Doğru, ring denir. Doğru. Epeyce de bir dayak da yediniz, dayak evet, da attınız. Dayak da attım, dayak bunun zevki yedim. Neresinde? Allah aşkına dayak yemeyi nasıl zevkli bulabiliyorsunuz? Ve ya, dayak yemesini tabii. Bulmuyoruz tabii. Tabii. O kısmını bu çok sonuçta... sinirleniyorum. Ondan sonra da dayak nedir atıyoruz. Bu işin sizi rahatlatan yönü? Ben biraz hiperaktiviteyi dengelemek için öyle bir spor seçtim. Pek takım sporu insanı da değilim yani. Hep eskiden beri, küçüklüğümden beri ya yüzme yapmışımdır. Hani hep kişisel yapılacak sporlar ya işte fitness, bodybuilding çalışmışımdır. Bu biriken enerjiyi çok güzel atabileceğin gerçekten çok yorucu bir spor. Hem de yani o işte... Ne bileyim bir kızgınlık oluyor, bir, daha eskiden daha fazla vardı, bir agresiflik, gün içerisinde sinirlendiğin bütün her şeyden de kurtulabiliyorsun. Peki neden? Yani bütün bu kızgınlığın temel sebebi, yani bir varoluşsal sebebi var mı bunun, bir felsefi batsın bu dünya denemese de yani... Sizin gençken öyleydim ben bilmiyorum çok sinirliydim yani heavy metal ile ilgisi olabilir ya da çok öyle bir insan olduğum için heavy metal dinlemeyi seçmişimdir küçükken yakın bulduğum için bilmiyorum bir isyan duygusu yani gerçekten o içinde oluyor kabiliyet gibi bir şey kabiliyetin vardır ya da yoktur o isyankar ruhunda varsa var yani şimdi sonra da edinilebilecek bir şey değil. Şimdi gitti bitti mi o isyanlar o öfkeler yatıştı mı artık? Evet galiba yatıştı. Geçmiştir belli bir yaştan sonra. Enerji hala duruyor da. Ama sinirlilik, agresiflik geçti. Peki evet. Bu kickbox normal yaşamda da size yaradığı oldu mu? Yok, aksine şöyle eskiden daha belki kavgacı bir yapıda olacağın yani öyle olup nasıl anlatsam daha kavgacı bir yapıdayken olacağınıza yani daha da yapınca birazcık daha dışarıda daha yumuşak oluyor insan. Ha, anlatamadım bir türlü. Yok, anladık. O şeyi atıyorsunuz yani orada. Dolayısıyla dışarıda yaramasına gerek kalmıyor. Oralara hiç gitmiyor yani. Hayır durup dururken insanlara sataşma anlamında değil. Ha, ne demek? Birisi size sataşırsa onu kullanabilirsiniz hiç tabii. Hiç oldu mu? Yok hiç olmadı. Allah'tan. Olmadı yok öyle bir şey olmadı. Çok şükür. Birisi size sataşsa bile bir saniye kardeşim dersiniz kickbox yapınca yani. Daha yumuşak şekilde halletmeye yöneliyor insan. Bir başka ilginç yönünüz de heykeltıraşlığınız değil mi? Evet. Yani heykeltıraşlık denemeyelim de. Ne diyelim? Bodrum'da heykel yapıyorum. Yani heykel tıraş demeyeyim çünkü hani hobim bu benim. Peki. Yani ders aldım sadece. Özel ders aldım ve devam ettiriyorum. Heykel derken çanak çömlek de değil. Bayağı heykel yapıyorum yani. Figür mü yapıyorsunuz? Evet. Soyut figüratif oluyor. Figür olabilir. Görmek isterdim. Çeşitli resmi var göstereyim. Bunun da peki ne en tür son çalışmamda göstereyim. Malzeme kullanıyorsunuz? Önce kilden yapıyorum ben. Aslında biraz eski bir usul. Şu anda yani kili
dümdüz fırına da koyabiliriz. Ama benimkiler heykellerim birazcık büyük. Dolayısıyla alçıdan kalıp alıp ve alçıdan olmasını seviyorum ben. Sonradan alçı haline getiriyorum. Öncekinden yapıp kalıp alıp sonra içini dolduruyor falan. Bir sürü bir şey sergi var. Falan düşünüyor musunuz? İnşallah düşünüyorum, evet. Yani bir süresi yok tabii bunun ama oldu bunlar yeter dediğim zaman yani bir grup halinde görebildiğim zaman heykellerimi çıkartmaya bir sergi yapmak istiyorum. Kaç parça oldu şimdiye kadar? Şimdi onu şöyle yaparım, çünkü daha ne kadar fazla çalışırsanız bazılarını koymak istemiyorsunuz aralarına. Bunlar daha güzel gruplaştı, şunlar sergide olsun gibi bir his oluyor. Bilmiyorum ne zaman biterse kaç Peki, parça. Peki profesyonellere belki gösterdiğiniz oldu evet, mu? Evet tabii tabii. Olmaz ne diyorlar? Mı? Çok beğeniyorlar, hiç beklemiyorlardı bu Allah kadar Allah. Yapabileceğimi. Mümkün olsa ben koskocaman heykeller yapmak istiyorum ama çok büyük. Özellikle İstanbul'un çok ihtiyacı var. Habire gökdelen yapıp duruyor. Yani o gökdelenlerin önlerine çok büyük heykeller yapılabilir. Çok da güzel bir silüet çıkar yani. Böyle sert figürler mi merak ettim, yoksa böyle çok yumuşak, şöyle çok yuvarlak enteresan, hatları olan? Hayır. Hem çok eskiden kalma gibi görünür, hem çok fütüristik figürler çıkıyor. Hepsi ikisinin karışığı yani. Zaman kavramı çok karışık Komple geliyor. Komple bir sanatçı var yani karşımda. Sayın. Hangi uğraşıyorum hangi vallahi. Tuşuna basarsan nereden ses çıkacaksa, çıkıyor. Nereden çıkarabilirsem çıkarmaya çalışıyorum. Ailede de var mı senin gibi böyle çok yönlü sanatla uğraşan? Var, evet. Kimler var? Ablam hem çok güzel resim yapar ve yapıyor yani, çalışarak yapıyor. Nasıl anlatayım? Profesyoneldir. Profesyonel, evet, mesela sergisi oldu. Esas Aynen. mesleği değil ama değildi. Mimar mıydı? Hayır, öğretmendi. Yanlış hatırlıyorum. Emekli olduktan sonra evet. Şimdi ablam resim yapıyor. Diğer ablam piyano çalıyor. Öyle var. Yeğenlerim çalıyorlar enstrüman. Biraz eşinizi de konuşalım. Müzisyen miydi? Müzisyendi değil mi? Ama şu Kenan anda... Doğulu'nun ekibindeydi. Ama daha sonra ayrıldı oradan. Şu anda menajerlik yapıyor. Ne menajerliği? Gene sanatçı menajerliği, evet. Harika. Sizin bu hani Speedy Gonzales diye özetleyebileceğimiz o hiperaktif yanınızla nasıl uyum sağladığını şahit olmak isterdim. O da öyle aslında. O da böyle. Evet evet, o da öyle. Dolayısıyla pek bir sorun yaşamıyoruz. Cır 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 konuşuyoruz işte. Ne güzel. Sizin bir meşhur bir köpek hadiseniz vardı. Bir pitbull'unuz vardı. Epey de başınızı ağrıtmıştı. Evet, maalesef. Ne yapıyorsunuz şu anda? Var mı bir köpeğiniz? Şu anda 3 tane köpeğim var. Gayet uysal köpekler. Sokak köpeği zaten. Sokaktan aldım. Sorumluluğunu evet, aldım. Ondan sonra Pitbull'la ilgili çok üzücü bir olay yaşadık. Ama Pitbull'u da iyi yaşayabileceği bir yere verdik. Ondan sonra özürümüzü de diledik. Dolayısıyla herkes memnun şekilde sonuçlandı. Evet, tatsız bir olaydı ama şu anda çok güzel kedilerim, köpeklerim. Kaplumbağam. Kaplumbağanız da var. İsimleri evet. de var mı? Kaplumbağanın ismi Fındık, Fıstık, Duba, köpeklerin ismi. Çok güzel. Kedinin adı Küçük, kaplumbağanın adı Kerata Kerata. Peki biz yakın zamanda sizi anne olarak da görecek miyiz? Yoksa sizin bir başta bir meşhur kararınız? Hala o karar Öyle devam. Mi? Evet. Asla. Ben yakın göremiyorum kendimi. O da içten gelen bir şey Muhakkak. Herhalde. Yani cesaret edemiyorum açıkçası. Şimdiye kadar edemedim. Öyle mi? Sizi annelikte zorlanacağınızı düşündüğünüz ne yön var? Zorlanacağımı değil de bilmiyorum vallahi, hiç yakın göremiyorum kendimi. Anne olarak göremiyorum yani. Nasıl? Anneniz ne diyor bu işe? Vallahi o da diyor şimdi ben hiç torun falan bakamam. zaten yeğenlerim var, onlar da çocuklarım gibiydi. Küçükken hep yanımızdalardı. Anne yarısıyım yani, öyle söyleyeyim. Onlar bana yetiyor. Onlara düşkünsünüz. Çok, çok düşkünüm. Dövmeleriniz artacak mı? Hani diyordunuz yok, ya. Anneme söz verdim, artmayacak. Yaşlılığımda bütün vücudum dövmeyle kaplansın. Evet, annem izin vermiyor. Gerçekten vermiyor. Aferin, sen, söz verdim ona, bu kadarla kaldı. Ve zaten oyunculukta çok zorluyor beni. Değil mi? Evet. Yani birkaç filmde ya da sinema filminde kurtarabiliyoruz ama
sahnede olmuyor. Bir dönem filminde ya da bir öyle bir şeyde asla oynayamayacağım yani bu dövmeler yüzünden. Düşünsenize makyajla kapanması imkansız. Mümkün çok ama uzun ve acılı bir işlem. Evet. İz kalmıyor artık gerçi çıkartılıyor ama ben de böyle biriyim. Peki insan neden dövme yaptırır? Diğer insanlardan farkının altını çizmek için mi? Olabilir. Evet. Kendinizi hemen belli bir başka bir gruba koyuyorsunuz herhalde. O isyankarlıkla da ilgisi olabilir. O dedim ya hani doğuştan içinde olan insanın bir isyankarlık oluyor ya oluyor ya olmuyor. Bazısı da katiyen ben dövme yaptıramam der acıyacağından değil de kendini öyle görmek istemez. Bu böyle bir şey gibi. Bir gruba dahil hayata başka yerden bakan insanlar grubu gibi bir şey herhalde. Şöyle bir gözlemim var. İnsan genç yaşlarında diğer insanlardan farkının altını çizer. Ama yaş almaya başladıkça da benzerliklerinin altını çizer. Aa, güzelmiş. Evet. Sizin için de bu geçerli mi? Yok. ben bir tane bana benzeyen birini bulamadım. İşinizi bulmuşsunuz işte. Evet, hiperaktiflik konusunda evet. Vallahi ama yani bakış açısı, düşünce şekli ya da benim rahatlığım bilmiyorum. Batıyor da göze yani. Pek benzerimi bulamadım. Ama doğru, çok güzelmiş söylediğiniz. Öyle şey oluyor, bilmiyorum. Genelleme yapmamak lazım ama. Şimdi ben aslında müzisyenlerin o müziği yaratış anları, onu oluşturdukları anlara çok şahit olmak isterdim. Bana çok ilahi bir anmış öyle gibi oluyor, gelir. Evet. Nasıl bir canlandırır mısın? Nasıl oluyor senin beste? Nasıl geliyor bu? Bir süreç mi? Bir anda da geldiği bir doğum gibi öyle oluyor. Nasıl oluyor? Ben oturup çalışarak yapmıyorum zaten. Hani şimdi şöyle bir şarkı yapayım falan diye değil. Böyle gerçekten bir anda ya ilham geliyor yani. Ve bir yerde sen hemen hani gitarı alayım, bir kağıt ver, hemen bir şey yazayım aklıma geleni, yoksa ya da böyle yanımda teyple gezen falan bir insan değilim. Bir başlangıcı, bir konusu böyle hayal meyal karışır, ondan sonra hemen oturup çıkartırım zaten ve sözümüzü aynı anda yazarım. Yani öyle oturup çalışıp hep böyle kötü kağıtlara yazılmıştır benim ilk yazdığım sözler. Üstü çizili hani yazılı. Unutmayayım diye böyle tekrar eder misin? Yok, unutulmaz zaten öyle çıkınca. Daha doğrusu şey gibi oluyor, o şarkı zaten var. Hani o şarkının sadece kanalına böyle girmeye çalışıyormuş gibi oluyor. Ama çok büyük bir şey. Yani yaptıktan mesela, sonraki zevk gerçekten çok güzel. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hemen birilerine... Yerinde yani duramıyor insan. Çok büyük bir tatmin, böyle bir acayip bir mutluluk. Yani bana öyle oluyor, bilmiyorum. Hemen birilerine dinletme ihtiyacı hissediyor musun? Telefonu açıp annene dinletme... Yok. Kendime çalıyorum sürekli. Yaptıktan sonra seviniyorum. Araya birkaç iş koyuyorum mesela. Kalkıp biraz dolanıyorum, bir şeyler yapıyorum. Dönüp tekrar çalıyorum. En başta zaten sonra çok sıkılıyorum yaptığım şarkıdan. O kadar çok kendime çalıyorum ki. Öyle mi? Bir daha da söylemek istemiyorsun. Albümde anca söylüyoruz, bir daha da dinlemiyorum sonra. En son yaptığım besteyi gerçekten merak ettim şimdi. En son yaptığım... Belki hatırlarsın kendimizi. Hatırlatırsın. Müzik olmayınca da. Evet, en çok son zor, yaptığım değil de epey oldu yapalı ama. Neyi söyleyebilirim böyle? Son albümden. Ne söyleseniz şahane olacak, ondan eminim. Kimse bilmez, ömür boyu dert oldum. Kendimi aramaktan yoruldum. Düşüp yollara bir derman buldum. Seni gördüm göreli, sana tutuldum. Allah Allah. Açığa da böyle bu çok kadar oluyor. Çok teşekkürler. Gerçekten müthiş. Pek popçular gibi değilizdir. Popçular hemen söyleyiverirler yeni şarkım diye. Onlarınki daha söylenebilir bir halde oluyor. Pek rock müzik. Ama şu haliyle bile çıplak olmasına rağmen ne kadar güzel dokunuyor bize. Zaten türküye benziyor.